20. yüzyılın ilk yarısı Çin tarihini öğrenmeye yeni başlayanlar için biraz karışık olabilir. Bu videoda 20. yüzyılın ilk yarısındaki Çin hakkında size genel bilgi vermeye çalışacağım. Çok detaylara inmeyeceğim. 1900'lerin başlarında Çin'deki hanedanlar yönetimi son buluyor. Bu büyük bir olay. Çin binlerce yıl boyunca farklı hanedanlar tarafından yönetilmişti. Düşünün. Ama 1900'lere geldiğimizde hanedanlık yönetimi daha doğrusu Çin Hanedanı artık gittikçe zayıflıyordu. Hanedanlık 1800'lerin sonunda 1. Çin-Japon Savaşı sırasında Japonlardan zarar görmüştü. Hanedanlığa ve imparatorlara karşı Çin'i yeterince modernleştirmedikleri için giderek büyüyen eleştiriler ve bir hoşnutsuzluk vardı. Tabii tarih 1900'lerin başları dünyanın geri kalanı gün geçtikçe modern bir hal alıyor. Öyle düşünün. 1800'lerde Çin, emperyalist fikirlerini üzerinde uygulamaya başlayan batılı güçler tarafından zarara uğratılmıştı. Çoğu kişi bunun Çin'in ekonomik olarak, siyasi olarak, teknolojik olarak yeterince modernleşmediği için olduğunu düşünüyordu. 1911'e geldiğimizde Wu Cheng ayaklanması olarak bilinen olayla karşılaşıyoruz. Bu ayaklanma Çin Hanedanı'nın düşmesine neden oluyor. 1912'ye gelindiğinde Çin Cumhuriyeti Nankin'de kuruluyor. İşte buradaki Nankin'de kuruluyor. Tabii ki Pekin Çin'deki Hanedan yönetiminin bulunduğu yer. Çin Cumhuriyetinin birinci geçici cumhurbaşkanı burada gördüğünüz San Yat Sen. Tekrar ediyorum San Yat Sen. Aslında o Çing hanedanlığının yıkılmasıyla sonuçlanan bu son ayaklanmaya doğrudan katılmamıştı. O zamanlar Colorado eyaletinde Denver'daydı. Evet, Amerika Colorado Denver. Yine de bu ayaklanmaları yöneten, muhalefeti destekleyen ve hanedanlığı çok kez devirmeye çalışmış lider veya liderlerden biriydi. Eski hanedanlıkta bir general olan Yuan Shikai ile işbirliği içindeydi. Onun da etkileyici bir hikayesi vardır. Sanyat sen siyasete hevesli olan Yuan ile anlaştığında Yuan Shikai ona şöyle diyor: "İmparator Puyi'yi ki o Çin'in son imparatoruydu, resmi olarak tahttan feragat ettirip başkan olmak istiyorum." Sanyat sen de bunu kabul ediyor. Böylece Yuan Shikai Çin Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı oluyor ama bu kadarı da ona yetmiyor. 1915'te ne yapıyor? Gidiyor kendini imparator ilan ediyor. Bu da tahmin edersiniz ki insanların çoğunu yine mutsuz ediyor. Çünkü zaten imparatorluktan bıkmışlardı. 1916'da feragat ediyor bundan ve ölüyor. Bu olay Çin için çok bölünmüş bir yönetim devrini başlatan olay oluyor. İmparatorun yönetimi altında bile Çin ordusu birleşmiş bir yapı değildi. Ordu imparatora bağlılık gösteren farklı bölgelerdeki birçok savaş ağası tarafından kontrol ediliyordu. Şimdi ...1916'da Yuan Shikai'de tahttan feragat ettip ölmesi üzerine imparatorluk son bulmuş oluyor. Yani ondan önce zaten kendisini imparator ilan etmişti. İnsanlar ona bağlılık yemini etmek istememişlerdi. O ölünce imparatorluk e, tamamen e, kendini lağvetmiş oldu. Sonrasında Çin'de savaş ağları dönemi başladı. Böyle özetleyebiliriz. Bu Çin'de merkezi bir yönetimin olmadığı ülkenin parçalandığı bir dönem. Savaş ağları dönemi. Bu harita savaş ağları dönemini kaba taslak bir şekilde size gösteriyor. Bu bölgelerin her biri farklı bir ordudan sorumlu farklı bir savaş ağası tarafından kontrol ediliyordu. Savaş ağları döneminde özellikle 20'lerin başlarında hatta daha net olmak gerekirse 1921'de bunlar olurken Sanyat Sen hala amacından vazgeçmiş değil. Sanyat Sen Güneydeki Guangzhou'ya gidiyor. Telaffuzumda e, tam olarak bir yanlışlık var mı bilemiyorum ama umarım doğru söyleyebiliyorumdur. Guangzhou. Guangzhou'da Çin'i tekrar birleştirmek ve Çin Cumhuriyeti'ni tekrar kurmak için devrimci bir hükümet kuruyor. Ama ne yazık ki 1925'te kanserden ölüyor. Başlattığı akımın gücü artık Kuomintang'ın elinde. Umarım bunu da doğru telaffuz edebiliyorumdur. Kuomintang'ın elinde. Yani güç artık başkomutan Chan Kai Şek'te. Gücün ona geçtiğini söylüyoruz çünkü Kuomintang'ın askeri gücünün büyük bir kısmı Chan Kai Şek'in kontrolünde. Bu olaylar Çin İç Savaşı'nın başlangıcı çünkü 1921'den Sun Yat-sen'in ölümüne kadar olan dönem boyunca milliyetçi Çinliler Kuomintang Sovyetler Birliği ve Çin Komünist Partisi arasında bir işbirliği vardı. Çin'in tekrar nasıl birleşeceği konusunda işbirliği yapmaya çalışıyorlardı. Ama Sun Yat-sen ölünce Kuomintang'ın gücü başkomutan Chan Kai-shek'e geçiyor ve o da dağınık durumdaki gücü birleştirmeye çalışıyor. O en başından beri komünistlere karşı değildi. Ama 1927'ye gelindiğinde Çin'in geri kalanındaki bu ayrılığı birleştirmeye, gücü tek elde toplamaya başlamış oluyor. Ama bunun yanında komünistlerin peşine düşmeye de başlıyor. Çankay Şek 1927'ye gelindiğinde komünistleri avlamaya başlamış oluyor. Komünistlerse, ise hop durun bakalım, Sanyat seni asıl biz temsil ediyoruz diyorlar. Çankay Şek'in liderliği altındaki Kuomintang ise daha neler? Sanyat senin Çin Cumhuriyetini ilk kurduğundaki ruhunu biz temsil ediyoruz diyor. Böylece 1927'de Çin İç Savaşı başlıyor. Kuomintang gücü birleştirmeye çalışırken sadece savaş ağlarının gücünü bir araya toplamakla kalmıyor, aynı zamanda komünistleri etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Tüm bunlar olurken 1930'ların başına geldiğimizde Japonya emperyalist ve askeri gücünü bir kez daha Çin toprakları üzerinde uygulamaya çalışıyor. Şu an Tayvan ve Kore olarak bilinen Formosa'yı 1800'lerin sonundaki 1. Çin-Japon Savaşı esnasında zaten ele geçirmişlerdi. 1931'de Japonlar Mançurya'yı işgal etmeye başlıyorlar. Böylece Japonların Çin üzerinde yıllar sürecek olan işgal ve nüfuzu başlamış oluyor. Bu işgal durumu 1937'ye kadar devam ediyor. 1937'ye kadar dediysem o tarihte barışa ulaştıklarından falan değil ha. 1937'de Japonlar ve Çinliler resmi olarak savaşa giriyorlar. O yüzden böyle diyorum. İşte bu da o dönemde Japonların ulaştığı en büyük sınırları gösteren bir harita. Doğu Asya'da Japonya ve Çin arasında İkinci Dünya Savaşı aslında sadece Çin-Japon Savaşı'nın bir parçasıydı. Japonlar İkinci Dünya Savaşı resmi olarak başlamadan çok önce Çin topraklarını zaten işgal etmişlerdi. Tüm bunlar olurken Japonya Mançurya'yı da işgal ediyor. Tabi bu sırada Çankay Şekin kontrolü altındaki Milliyetçi Parti Kuomintang hala komünistleri etkisiz hale getirmeye çalışıyordu. Kuomintang, 1934'te komünistlerin işini hemen hemen bitiriyor. Komünistler neredeyse yeniliyorlar. Milliyetçi Parti etraflarını kuşatıyor. Sonra da Çin tarihinde oldukça ünlü olan Uzun Yürüyüş dediğimiz olay ortaya çıkıyor, meydana geliyor. Çin Komünist Partisi ve orduları son derece zorlu bir araziden geçerek Çin'in kuzeybatısına yürüyorlar. İşte buradaki haritada Uzun Yürüyüş'ün haritası. Çin Komünist Partisi 1934 yılında burada hapı yutmuş gibi duruyordu aslında. Laf aramızda. Mao Zedong ilk olarak bu yürüyüş sırasında liderlik vasfını göstermeye ve uygulamaya başlamıştır. O yüzden çok önemlidir. Zaten Mao Zedong bu uzun yürüyüş yani ordunun Çin'in kuzeybatısına geri çekilme olayı boyunca gösterdiği bu liderlik sayesinde en sonunda Çin Komünist Partisi'nin kontrolünü eline alabilmiştir. O yüzden de bu uzun yürüyüş önemlidir. Filmi biraz ileri saralım. İkinci Dünya Savaşı'na gelelim. İkinci Dünya Savaşı'nın bir parçası olarak görebileceğimiz Japon-Çin Savaşı cephesi Japonya'nın Pearl Harbor'a saldırmasıyla değişime uğruyor. Neden mi? Çünkü bu saldırı Amerika Birleşik Devletleri'ni de savaş meydanına itiyor. Bu saldırının ardından Amerika Birleşik Devletleri müttefik devletlerin yanında Japonya'ya karşı savaşa giriyor. 1945 yılında ise Birleşik Devletler Hiroşima ve Nagasaki'ye attığı iki atom bombasıyla Pasifik cephesini kapatıyor. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur artık. Bu Japonya için bir yenilgi. Japonya 2. Dünya Savaşı'nı kaybetmişti. İşte bu noktada Çin'deki iki parti arasında tam ölçekte bir iç savaş tekrar patlak veriyor. İç savaş 1927'de başlamış ve devam etmişti. Ancak Japonya'nın askeri ve emperyalist gücünün getirdiği işgal tehdidi kendini iyiden iyiye belli edince, Çin'deki iç savaşın tarafları ortak düşmana karşı bir süre birleşmişler ve iç savaşı sona erdirmişlerdi. Ama İkinci Dünya Savaşı 1945'te bitince ve Japonlar da yenilince, Çin Komünist Partisi ile Kuomintang arasında yine tam ölçekte bir iç savaş patlak veriyor. Aslında tam bir öküz öldü, ortaklık bozuldu hikayesi. Çin Komünist Partisi'nin yaptığı büyük ihtimalle tarihteki en büyük geri dönüşlerden biridir. 1934 ve 1935'te köşeye sıkışmış gibi görünen Çin Komünist Partisi'ydi. Geri çekilmeye zorlanmışlardı. Fakat sonrasında geri dönebildiler. Bunu nasıl başardıkları, kırsal nüfustan bu kadar desteği nasıl elde edebildikleri konusunda birçok teori vardır. Genellikle destek alma konusunda Kuomintang'dan daha bilgiliydiler. Bundan sonraki bir videoda bunu konuşuruz. 1949'a gelindiğinde ise Chiang Kai-shek ve Kuomintang'ı yenmeyi başarmışlar. Kuomintang'ı Tayvan'a çekilmeye ve orada bir hükümet kurmaya zorlamışlardı. Sonuç olarak Çin Komünist Partisi 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurmayı başardı ve o günden beri Çin artık Çin Halk Cumhuriyeti olarak anılıyor.